Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Efendim şimdi eski bankalar yeminli murakabı Talip Sarıçam stüdyo konuğum. Talip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi sizinle özellikle biz bankacılık sektöründeki son gelişmeleri söylüyoruz. Piyasaların nabzını tutuyoruz ama bir de bankaların nabzını tutmak lazım. Bankaların nabzını tutan kişi olarak sizle burada konuşuyoruz. Şimdi TMSF'nin ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun yaptığı açıklamalar var. İsterseniz o gazete haberini ekrana yansıyalım arkadaşlar. Özellikle bankalardaki mevduat hacimlerindeki olumlu seyir, dolar olarak 110 milyar dolarlık bir TL olarak da baktığımız zaman 427 milyar TL'lik bir işlem hacmi var. Yani bir mevduat hacmi var ve bankacılık sisteminin de son derece güvenli olduğu söyleniyor. Herhangi bir altyapıda herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Çünkü Talip Bey hep şey soruluyor, bankalarda ne olur, bir sıkıntı yaşanır mı? Bankalarda bir sorun mu var, ne oluyor diye. Biz de hem bu haberin üzerine size bir soralım dedik, hem de son durum ne? Yani daha önceden de ifade ettiğimiz üzere Türk bankacılık sektörünün yapısal anlamda çok güçlü bir altyapısı var. Yani bu hem risk yönetimi anlamında hem finansal anlamda. Ama tabii ki yani bankacılık sektörünü biliyorsunuz. Yani ufak bir krizden çok fazla etkilenebilen bir sektördür. Yani burada konuştuğumuz ifadeler dahi oraya çok ciddi anlamda olumsuz etkiler yansıtabilir. Dolayısıyla yani bankacılık sektörünün risk yönetimi anlamında, finansal anlamda güçlü. Ya bu tabii ki şu demek değildir. Mesela işte 2018 yılında mesela ABD'de işte kriz yaşandığı dönemde. Oradan ne oldu? Buraya bir fon fazlası ya da 2008 yılında işte bir fon fazlası vardı. Buraya geldi. Orada ciddi anlamda bir fon fazlamız vardı. Ha şu dönemde maalesef CDS primlerimizin yüksek olması, ondan sonra sendikasyon kredilerinde ciddi anlamda bir azalmaya neden oluyor. Yani bankacılık sektörü eskiye göre evet biraz daha belki şey durumda şimdi ama. Şimdi borçlanma maliyetlerine baktım ben işte %7-8 üzerine Libor artı dediğiniz zaman 5 daha geliyor. İşte %12-13'lerde hatta 14'lerde. Dolar bazında. Dolar borçlanma maliyeti dolar bazında çok yükseldi. Bundan dolayı da bankaların sendikasyon kredilerinde de eskisi kadar böyle çok rahat bir borçlanamıyorlar gibi bir de algı var. Yani sendikasyon kredilerinin yenilenmesi %60 oranlarında falan. Bu biraz daha sekürtizasyona kaydı. Aradaki fark nedir? Sekürtizasyon teminatlı kredilerdir. Yani uluslararası piyasada Türk bankacılık sektörünün nakit akışları vardır. Bunları teminat olarak gösteriyoruz. Bu da aslında bizim Türk bankacılık sektörüne olan güvenin azaldığının bir göstergesidir. Bunun en güzel ifadesi CDS'tir. CDS primlerimiz de şu an 700'dür. Hani 300 baz puanları aştığı takdirde artık orada bir uyarı sinyalleri gelmeye başlıyor demek. Borçlanma maliyeti yükseliyor çünkü. CDS'iniz yükseldiği zaman borçlanma maliyeti yükseliyor. Bu da peki bankaların karlılıkları bu sene bilançoları nasıl yansır bundan sonraki dönemlerde? Kredi vermek zorlaşacak, verdiğiniz krediyi almak daha da zorlaşacak. Bankalar çok seçici davranacak. Hani diyoruz ya bankalar kredi vermek istemiyor mu? İstiyor ama bu sefer elinde sınırlı kaynak var. O sınırlı kaynağı en verimli şekilde kullanmak istiyor. Karlılık anlamda baktığımız zaman İşte hazine bonosu maliyetleri çok ciddi anlamda düşük, TL bazında %15'lerde. Şimdi borçlanma maliyeti mevduata bakıyorsunuz %40'larda, %15, %16'da hazine bonosuna plasman yapıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla baktığınız zaman bankaların karlılığı aslında nispeten daha düşük olacak. Aslında fiktif karlılıklardan da bahsedilebilir. Enflasyon özelliğinde baktığımız zaman bankaların evet bir karlılık görüntüsü var. Fakat bu dediğiniz enflasyondan gibi. Enflasyondan arındırılmamış bir karlılık. Yani enflasyon oranında baktığımız zaman aslında ne büyüme var bankacılık sektöründe ne de karlılık anlamı öyle çok ciddi anlamda karlı değil. Fakat rakam büyük olduğu zaman ister istemez insanların gözüne bankacılık sektörü gözüküyor. Bunu da hani bir öcü gibi göstermemek lazım bankacılık sektörünü. Çünkü 2001 krizinde bizim en büyük sıkıntımız bankacılık sektöründe oldu. Reel sektör sıkıntı yaşayabilir. Bankacılık sektörü güçlüyse reel sektörü bir nebze idare edebilir. Ama bankacılık sektörünün güçlü olmadığı bir ülkede ya da sorunlu olduğu bir ülkede reel sektörü idare edecek de bir sektör kalmıyor. Peki önümüzdeki dönemde şimdi Merkez Bankası'nın politika faizi dün açıklandı ve sabit bıraktı. Evet. Merkez Bankası hafta başından beri beklenti bu yöndeydi. Zaten bu konuşulmadı, tartışılmadı bile. Yani çok böyle gündemin herhangi bir maddesi konuşuluyormuş gibi konuşuldu. Eskiden böyle hani o gün işte 14'ü beklerdik, o faiz oranı artacak mı, azalacak mı, ne olacak falan diye. Gayet böyle sıradan bir perşembe gününü yaşadı Türkiye ekonomisi.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da vardı biliyorsunuz CNN International'da. Mevcut faiz politikası devam edecek şeklindeydi. O yüzden artık beklentiler satın aldı diyelim yine piyasanın aynen, tabiriyle. Aynen. Yani sonrasında da 8,5'ta devam eder mi etmez mi? Benim bu konudaki şeyimi az çok biliyorsunuz. Evet, Cumhurbaşkanı'nın burada bir politikası var, bir kararı var. 8,5'ta tutuyor ama neden sıfırlanmıyor? Yani bence bu acı reçeteyi artık hani sıfırlayarak eğer ki faizi sıfırlayacaksak kaldırabiliriz. Yani test edebiliriz bunu. Sonrasında da eğer ki olmuyorsa biraz da ortodoks politikalara geri dönüş sağlanabilir. Yani 2 haftalık bir süreç var. Maalesef hani ben şey olarak görüyorum. Biraz seçim süreci bize biraz zaman kaybettirdi gibi. Ekonominin ciddi anlamda yapılması gereken sorunları var. Yani çözülmesi gereken sorunları var. Pazartesiden itibaren inşallah hani Sayın Bakan Nebati diyordu ya işte gözlerimizi kapatalım açalım yeni bir Türkiye uyanalım. Pazartesi yeni. Şimdi sanki pazartesiden itibaren hükümetin de belki radikal değişikliklere giderek ekonomi politikalarında ve güvenlik politikalarında bir farklı bir yol izleyeceği yönünde de haberler var kulislerde. Siz Ankara'dan da geldiniz. Bunlar konuşuluyor mu? Yani bunları çok konuşmadık açık söyleyeyim. Ankara'da şu an kimse bir şey bilmiyor zaten. Herkes şu an bekliyor, bekleme bekle, modunda. Bekle gör politikası izleniyor ama ekonomik anlamda, ciddi anlamda, radikal anlamda kararlar alınması gerekiyor. Bunu sadece faiz politikasına indirgememek gerekiyor. Faiz politikasını 15'e çıkardığımız zaman bütün sorunlar çözülecek ya da işte toz pembe bir o şey olacak. O bir zaman kazandıracak sadece. Sadece bir zaman kazandıracak. Bir de bir zihniyet politika değişikliğinin ön işareti olacak. Ciddi anlamda belki ekonomi bürokrasisinde bir yenilenme gerekiyor. Bununla alakalı ciddi ihtiyaç, doğru, beklenti var. Artık hani aynı isimleri de konuşmamak gerekiyor. Belki bir önceki programda da onu konuştuk. Yani tecrübeyle genç arkadaşları bir şekilde uyumlaştırmak, bir sonraki nesillere de bunu aktarmak peki, gerekiyor. Peki bankacılık sektörü tamam, zemini sağlam, temelleri sağlam. Bunda işte hep siz de programlarda da söyledik. Rahmetli Kemal Derviş'in evet, çok büyük katkıları evet, evet, var. Sizler mesela Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nda uzun yıllar çalıştınız. Yeminli Mahir Murakip olarak. Peki reel sektördeki beklenen kriz ya da reel sektör eğer bir finansal erişime ulaşmada daha büyük bir derinlik yaşarsa krizde bu bankacılık sektörünü olumsuz etkilemez mi? Muhakkak sonuçta şu kredi ilişkileri var yani. Kredi ilişkisi var. Takibe dönüşüm rasyoları bankacılık sektöründe. Banka bilançolarındaki en önemli dikkat ettiğimiz rasyolardan birisidir. Değil mi? Birisidir. O hasta gösterir. Şu an bakıyorum 1.9 hani böyle ekonomik anlamda da durağanlığın olduğu. Anlamı ne? Yani 100 liralık kredi vermişsiniz 1.9'u takibe gelmiş yani ödeyememiş borcunu. Bu nedir buradaki kritik seviye üstad? Yani aslında en iyi olduğu ekonominin canlanma işte 2010 yılları arasında 3-5 bandındadır. Yani şu anki oran açık söyleyeyim bana çok düşük geliyor. Yani bu işte alınan kararlarla beraber işte vadelerin uzatılması, yapılandırılması ya da işte borç takası gibi uygulamalarla falan belki bu evet mevzuatsal anlamda doğru bir oran olabilir ama yarın öbür gün biraz ekonomik türbülans döneminde burada çok ciddi anlamda rasyolarda bir artış olabilir. İki tane şey var bahsettiğimiz üzere işte menkul kıymetlerin faizlerinin düşük olması bir faiz politikası artışı durumunda bankaların bilançosunu olumsuz yönde etkileyecek. Hmm. En önemli ikinci unsur da benim gördüğüm takibe dönüşüm rasyoları. Çünkü takibe dönüşüm rasyolarına sadece atmakla bitmiyor. Bunun için bir de yasal karşılık ayırmanız gerekiyor. Ayırdığınız yasal karşılık sermaye yeterliliği standart rasyosunu aşağı çekecek. Hep bahsettiğimiz şey hatırlarsanız bankaların öz kaynaklarını güçlü tutmamız lazım. Kar dağıtımına şu dönemde mümkün olduğu kadar müsaade etmememiz lazım. Peki o zaman mevduat faizlerinde bir artış bekleniyor şimdi. Hatırı sayılır bir parayı bankaya götürdüğünüzde %40'lara yakın, hatta 40'ların üzerinde olduğu söyleniyor. Maalesef. Faiz alınıyor. Bu faizlerin artması bankaların bilançolarında nasıl yansıyacak bu çerçevede bakarsak? Kredi vermek maliyeti zorlaşıyor. Mevduat anlamında mevduatı ödemiyorum deme gibi bir şansınız yok. Yok. Bunları fiyatlıyorlar bankalar muhakkak ama yani %40-45 ile topladığınız bir mevduatı kredi olarak kaçtan vermeniz gerekiyor? %50. 50'den. Verebiliyor musunuz? Veremiyorsunuz. Çünkü arada sonuçta yani sadece 3 puan 5 puan koyarak da olmuyor yani. İşletme maliyetiniz var, personel maliyetiniz tabii, var. Onun haricinde üzerine bir de risk primi koymanız gerekiyor. Çünkü nedir? O biraz önce bahsettiğimiz %1.9 takibe dönüşüm rasyosu. Takibe dönüşüm rasyosu. Bu kadar kredi aslında batacak gözüyle bakıp bunu da fiyatlamaya koymanız gerekiyor. %50 ile borç alan bir müteşebbis bu parayı nasıl geri ödeyecek? İşte reel sektördeki bu sıkıntı bir de böyle bir kredilerden dolayı bu geri dönemeyen bir para var. Evet. Dönmeme ihtimali olan bir para evet, var. Ve şirket iflas ederse, konkordata ilan ederse böyle bir banka bu defa görev zararı mı yazacak onu? Görevse zararı kamu bankaları adına olan bir şeydir. Yani orada bir şekilde sektörde para basarak yaparız. Özel sektörde en korkulu senaryo bankaların TMSF'ye devredilmesidir. Ay, tabii ki çok 2001 önemli krizinde işte bunları yaşadık. Ondan sonra tek devredilen banka Bankasya'dır. O da özel bir durumdan kaynaklı olduğu için hani o finansal anlamda bakmamak lazım o olaya.
Dolayısıyla hani 99, 2000, 2001, 90'lı yıllardaki banka ve 94 krizinden sonra da ciddi anlamda bankalar battı. Yani bunları biz yaşadık. Acı tecrübeleri Peki, çok ciddi anlamda yaşadık. O zaman bunlardan dolayı mı bankalar sıkıntıya girdi? Yani öz kaynakları yetersizdi. Belki bankaların o dönemdeki portföyüne baktığımız zaman hazine bonolarının sayısı fazlaydı. Yani toplam mevduat içindeki hazine bonoların sayısı oranı fazlaydı ve bankalar nakite dönemedi. Belki de yüksek maliyetlerden onun dolayı bir sıkıntıya girdi. Ama sorunlar o zaman da böyleydi değil mi? Sorunlar temel itibariyle öyleydi. Yani orada da aslında halının altına süpürülen çok ciddi sorunlar vardı. Şu anda da sorunlarımızı maalesef ama halının altına süpürüyoruz. Ama bankalar geçmişe göre çok daha iyi sağlam temeller. Çok daha güçlü. Daha 2010-2012 yıllar arasında, 2015 yıllar arasında çok ciddi anlamda güçlendirildi. Ama şu an sermayeden yiyoruz, cepten yiyoruz maalesef. Sorunlar halının altına süpürülüyor. Sadece işte bankacılık sektörü anlamında değil, reel sektörün de ciddi sıkıntıları var. Peki üstadım, madem öyle ne yapmak lazım noktasına gelelim? Pazartesiden itibaren alınması gereken lazım? Radikal kararlar var. Yani gelsin. Bu ekonomi... Cumhur İttifakı, Millet İttifakı önemli değil. Kim gelirse gelsin. Pazartesi itibaren hem bankacılık sektörü, hem reel sektörü, hem finans sektörü ne yapmak lazım? Sadece finans sektörü olarak da düşünmemek lazım. Hani derler ya, ekonomi tek başına sadece ekonomi değildir. Yani hukuktan ekonomiye, ondan sonra insan haklarından bir sürü aslında yapısal reformları yapmamız gerekiyor. Dediğiniz üzere yani faiz artırım bize evet bir süre kazandıracak. Yaz dönemine geliyoruz, bir 50-60 milyar dolar civarında turizm geliri bekliyoruz. Turizm geliri de bizi şey yapacak ki biliyorsunuz Merkez Bankası rezervleri eksiye gelmiş durumda. Evet, önceden 60 milyar doları geçti, eksi 60 yani, milyar dolar. Brüt rezervler swapları çıkardığımız, önceden işte altınla falan artıda kalıyorduk. Altın satışlarıyla beraber... Net rezervler de negatifti. Net rezervler negatife geldi maalesef. Bu işte altın satışlarının da etkisiyle artık satacak dolarımız kalmadı. Çok ciddi anlamda cari açık veriyoruz. Cari açığın finansmanı nasıl sağlanır? Dolarla sağlanır. Yani yurt dışından bizim bir şekilde döviz kazandırıcı işlemler yapmamız lazım. 20 milyar dolar bir turizm geliri bekleniyor ama bu yeterli olmayacak tabii ki. İşte söylendiğine göre mesela BOTAŞ'ın giderleri ötelendi. Yani Rusya'ya olan 20 milyar dolar civarında milyar yanlış hatırlamıyorsam. Toplam borcunun 50 milyar dolar olduğu ifade ediyor. Yani 20 bu ne zamana kadar sürülecek? Ama öteleniyor da sonuçta silinmiyor. Silinmiyor ve bu sefer hani şey için söylemiyorum ama yani Rusya'ya bağımlılığımız artıyor. Yani bir tarafta IMF, bir tarafta Rusya. Baktığımız zaman yani iki ucu değnek şeyine geliyor. Dolayısıyla yani bizim hani radikal tedbirler alıp şu kısa vadede evet zaman kazanacak politikalar atabiliriz ama uzun dönemde işte Avrupa Birliği çıpasını konuştuk. Hatırlar mısınız AK Parti iktidarı ilk geldiği zaman işte sürekli işte fasıllar açılıyordu, sayfalar açılıyordu. Reformlar. O çıpayla beraber aslında bazı şeyler ülke adına olumlu yansımalar oldu. Enflasyon %5-6'lara kadar geldi. Kesin olan bir şey var. Bugünkü anlayışla gidildiği zaman da daha sıkıntıya girilecek kesin. Yalnız benim üzüldüğüm nokta muhalefet de hani ekonomik anlamda baktığınız zaman çok ciddi anlamda şeyler ortaya koyamadı. İşte mesela depremzedelere bedava ev vereceğiz. Bence doğru bir şey değildi yani. Neden bedava veriyoruz? İşte DASK poliçesi var, DASK sigortası var örnek veriyorum. Yani bunu yaptırmayan insanı teşvik etmiş oluyoruz. Yani muhakkak işte yapılan şeylerin atıyorum... Önerilerin bir tutarlılığı da olması lazım. İşte 300 milyar dolar. Hatırlar mısın işte Demirel döneminde iki anahtar vereceğim sözü vardı. Hemşeriniz olur. Biraz daha popülist yani. Son yılların ama belki en popülist. Göre, anayasada da görülüyor zaten. Yani devlet, kamu kendi hatasını kendi kapatmak zorunda. Orada bilinen bir evin tapusu verilirken siz evi satın alıyorsunuz. O evin nasıl yapıldığını bilmek zorunda değilsiniz. Depreme dayanıklı olup olmadığını siz o... İskan alındıysa, o tapu verildiyse orada 23 adet bir imza var. Bu 23 evet. imza 23 ayrı kurumu temsil ediyor. Bu devletin 23 personeli bu, memuru. Şimdi oraya imza attıysa, bu ev güvenli dediyse ve bu ev yıkıldıysa bundan bir numaralı sorumlu olan devlettir. Sorumlu olan devlettir ama burada da bakıyoruz işte zorunlu deprem sigortası gibi bir şey var. Yani maliyeti... O yapılması gerekiyor. O muhakkak. Kesinlikle DASK'ın yani, yapılması lazım. DASK'ın yapılmayan vatandaş... DASK'ta binanın maliyeti zaten arsa parasını vermiyor. Zaten TOKİ'nin de açıklamış olduğu, hükümetin açıklamış olduğu da neydi? 10 yıl vadede biz size bunu geri yapacağız ve 10 yıl vadeli olarak satacağız. Aslında DASK'tan almış olduğu parayı devlet geri istiyordu burada. Aynı şekilde aynı şartlarda daha sağlam bir bina yapmış oluyordu. Şimdi siz bunun üzerine atıyorum bedava vereceğim derseniz ya da atıyorum işte 300 milyar doları buldum ama kaynağını açıklayamıyoruz. Yani biraz belki burada işte yani tutarlı şeyler olmadı. Son dönemin dediğim üzere en maalesef popülist bir seçim sürecini yaşadık. Bu arada unutmayalım 10 ay sonra bir seçim daha var. Nasıl bir yapısal reformlar yapılacak?
Üstadım. Çok yapılabilir gibi durmuyor çok, maalesef. Çok gerçekçi gelmiyor değil mi? Doğru. Bir seçim daha olacak 10 ay sonra. O da çok ciddi bir her seçim. Karar yerel bir seçimler. Tercihtir Sami Bey. Maalesef. Yani. Her karar bir tercihtir. Bugünün manşetini yani, böyle attın. Sonuçta 10 ay sonra bir seçim var. Bu seçimde de ciddi anlamda işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaybedildi. Ankara Büyükşehir bir iktidar bunu kazanmak isteyecektir. Dolayısıyla buna dair politikaları izleyecektir. Muhalefet de kaybetmek istemeyecektir. O da yani maalesef hani bu şeyden çıkmamız lazım. Bu türbülanstan, bu döngüden çıkmamız lazım. Bizim yapısal anlamda ciddi anlamda almamız gereken tedbirler var. Zaman kaybetmeden buna başlamamız lazım. Pazartesi ilk işimiz bu olması lazım. Çok teşekkür ediyorum Talip Sarıçam verdiğiniz değerli bilgiler için. Hemen şimdi Borsa İstanbul başta olmak üzere piyasalar pazarı nasıl bekliyor? Sadık Mazanoğlu'na soralım. Sadık Bey, öncelikle günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın Sami Bey, teşekkürler. İyiyim, nasılsınız? İyiyim. Talip Bey'le oturuyoruz burada beraber. Sizi de bir aramıza alalım dedik. Şimdi Talip Bey, nedir borsadaki son durum? Dün birazcık böyle minnacık bir yükseliş dedim ben ama baktığımız zaman nasıl bir seyir var Borsa İstanbul'da? Aslında borsa şu anda bekle gör politikasını uyguluyor. Bir süredir, yani son hafta aslında, şu içinde bulunduğumuz haftada piyasanın yukarıda bir miktar yukarıya zorlasa bile çok kalıcı olamadığını görüyoruz orada. 4500 seviyelerin üzerinde kalıcı olamıyor. Alt tarafta da 4400 seviyesinin altına gelemiyor. Yani arada sıkıştı. İşlem hacmi sizin de belirttiğiniz gibi son derece düşük. Seçim sonuçlarını aslında seçim sonuçlarından ziyade önümüzdeki dönemdeki ekonomi politikasını bekliyor. Burada biliyorsunuz 14 Mayıs seçimleri öncesi özellikle Millet İttifakı'nın seçimi kazanacağı beklentisi dolayısıyla bir miktar hızlı bir hareket olmuştu ve yabancı girişinin olduğunu görmüştük hep birlikte. Yabancı payı yaklaşık o hafta %1-1,5 civarında artmıştı. Ancak seçim sonuçları bu şekilde olmayınca, ikinci tura kalınca Cumhurbaşkanlığı seçimi bu yabancının bu %1-1,5'luk payını satarak çıktığını gördük. Şu anda yabancı da yok piyasada. İşte son dönemde kurlarda 20 liraya dayanan dolar Türk lirası kuru var. CDS'lerimiz yükseldi. Cari açığımızda sıkıntılar devam ediyor. Dış ticaret açığında sıkıntılar devam ediyor. Merkez Bankası rezervlerini görüyoruz. Net uluslararası rezervler 21 yıl sonra ilk defa eksiye döndü. Brüt rezervler gittikçe düşüyor. Dolayısıyla ekonomik veriler çok iyi değil. Şu ortamda dediğim gibi yeni ekonomi politikasını görmek için seçimlerin bitmesi de bekliyoruz. Şimdi Talip Bey'le de biraz önce konuştuk. Sadık Bey, bu BDDK'nın ve TMSF'nin yaptığı açıklama, SPK'nın yaptığı açıklama, bankaların mevduatlarının güçlü olduğunu, hem dolar hem de TL mevduatlarının toplamının güçlü olduğunu ifade etti. Böyle bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Kafada soru işareti var çünkü. Doğru. Son dönemde ciddi şekilde makro ihtiyati tedbirlerle ekonomi yürütülmeye çalışılıyor. Yani bu bazı yani yanlış atılan adımların düzeltmesini biz makro ihtiyati tedbirlerle yapmaya başladık. Dolayısıyla bu makro ihtiyati tedbirler en fazla bankacılık sektörüne etkiler hale geldi. Bankacılık sektörü üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Az önce Talip Bey de söyledi. Yani bakıyoruz bankalar asli görevlerini, asli işlerini yapamıyor. Ne yapacak? Mevduat toplayacak. Gidecek bu mevduatı işte kredi satacak, verecek. Yani bir ticari faaliyet göstermesi lazım. Ama şu anda bunu yapabiliyor mu? Bunu yapamıyor. Yani düşük krediler var ama mevduat oranları çok yüksek. Yüksek mevduat toplayıp düşük kredi vermek bankanın işine gelmiyor. Bankacılar, bankalar bu faaliyet devam ettiremediği sürece tabii ki biraz bundan olumsuz etkilenecek. Yani geçmişte 2021-2022 yılındaki karlılıkları bankacılık sektöründe göremeyeceğiz. Ama özellikle BDDK'nın 2001 krizinden sonra BDDK'nın bankalar üzerinde oluşturmuş olduğu o sağlam yapı etkisini şu anda görüyoruz biz. Bankacılık yapısı son derece sağlam. Bankalar üzerindeki bu tedbirlerin bankacılık sisteminin karını etkilediğini çok piyasada konuşulduğu ve görüldüğü için bununla ilgili bir açıklama gibi ben görüyorum. Yani sistemle ilgili, bankacılık sistemiyle ilgili zaten bir risk yok. Ama bankalar üstündeki o sıkıntı iş yapmayla alakalı, karlılıkla alakalı o sıkıntı sektör üzerinde hissediliyor. Bunu zaten bankaların borsadaki hisse performanslarıyla da görebiliyoruz. Şu anda çok düşük seviyelerde oldukça ucuz fiyatla işlem görüyor. Normalde emsallerinin gelişmekte olan ülke
borsalarında işlem gören bankacılık sektörü hisselerine baktığımızda 7-8 PK ile işlem görürken bizde 1,5-2 PK ile fiyat kazançla işlem görüyorlar. Bu da son derece düşük. Tabii bunun olması için hem bu makro ihtiyat tedbirlerinin, regülasyonların ortadan kalkması lazım hem de yabancı yatırımcının gelmesi lazım. Yabancı yatırımcı geldiği zaman da şunu da belirteyim. Eğer ülkeye güven veriyorsanız yabancıya ve yabancı geldiğinde borsaya özellikle bankacılık sektörüyle başlayacaktır hareket. Neden? Hem değerini fazla hem yabancının ucuz bulduğu sektör olduğu için. O nedenle ben bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde cazip olabileceğini ama regülasyonların biraz daha düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada tabii Talip Bey uyardınız. Bu uyarıyı da tekrarlamakta fayda var bence. Tamam, 2001 yılında çok güçlü temeller atıldı. Evet, öz sermaye ve rasyolar güzel görünüyor ama buna da çok güvenmemek lazım. Yani tamam biz çok iyiyiz diye de rehavete kapılmamak lazım. Bu rehavet nasıl karşımıza çıkabilir? Yani ne olur da rehavete kapılır bankacılık sektörü? Ya da çok güçlüyüz, tamam ya aslanlar gibiyiz filan demek de biraz fazla rahat olmamak da gerekiyor değil mi? Hiçbir zaman finansal sektörde, bankacılık sektöründe rahat hissetmememiz lazım. Yani ufak bir tedirginlik, piyasalarda olacak ufak bir tedirginlik. İşte Amerika'da yaşanan banka batışlarını görüyoruz. Ya bunlar çok belki beklenen şeyler değildi. Ne oldu? Mevduat faiz, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmaya başlaması, menkul kıymet olan bankalarına zarar etmesine neden oldu. Bir anda 2-3 tane bankanın batışıyla karşılaştık. Benzer şeyler Türkiye'de olabilir mi? Evet, olabilir. Olabilir. Yani sağlam olması bankanın batmayacağı anlamına gelmiyor. Ya da sıkıntıya girmeyeceği anlamına gelmez. Muhakkak. İşte en son birkaç program önce konuşmuştuk hatırlarsanız. Demirbank'ın batışı çok güçlü anlamda işte menkul kıymet vardı belki ama ne oldu? Faiz oranlarındaki artış nakde çeviremedi. Birkaç bankanın o dönemde şeyini kesmiş olması, kanallarını kesmiş olması Demirbank gibi güzel bir bankanın batışına neden oldu. Dolayısıyla yani şu anda da atıyorum piyasada bir şey farklı bir hareketle beraber belki bankalardan bir iki tanesini olumsuz sonuçta karşılaşabilir. TMSF devrini gerektirebilir. Bu o bankanın kötü olduğu anlamda ya da şu anda finansal tablolarında ciddi sıkıntı olduğundan dolayı değil. Bankacılık sektörü yani reel sektör gibi değildir. Reel sektörde işte üretimi durdurursunuz. Bir ay, iki ay, üç ay idare edebilirsiniz. Bankaları batıran temel şey aslında kredi risk gibi gözükür ama temelde likidite riskidir. Kredi riskiyle beraber takibe dönüşüm rosyaları artar. Banka yükümlülüklerini yerine getiremez. Bunun temeli aslında likidite riskidir. Yani ödemelerini dengeleyemez. Bu şekilde de ne olur? TMSF'ye devredilmesi gibi bir süreç olabilir. Her banka için geçerlidir bu. Tabii. Sonuçta yani atıyorum çok güçlü bankalarımız vardır ama 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 15 günlük bir süreç yaşanır. Likidite dengesini sağlayamaz. Ha, Merkez Bankası burada bankaya belki bir fonlama sağlayabilir. Evet bu bankayı kurtarabiliriz. Ama Merkez Bankası bunu yapmak zorunda değil. Sonuçta tasarruf sahiplerinin, vergi ödeyenlerin almış olduğu paralarla bunu yapacaklar. İşte Amerika'da bazı bankaların batmasına izin verildi. Neden? Bundan dolayı. Çünkü vergi ödeyicilerinin parasını siz onlara yatırıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla onlar kar ettiği zaman, zarar ettiği dönemde de maliyetlerine katlanması gerekir. Şimdi ABD'deki Talip Bey mesela Fed'in bilançolarına baktığımız zaman büyük oranda devlet iç borçlanma senetlerinin olduğunu görüyoruz. Fed ciddi bir müşteri, yani ABD tahvillerinin ciddi bir müşterisi olmuş vaziyette. Şimdi TMSF'nin yaptığı açıklama, BDDK'nın yaptığı açıklama da bir güven tazeleme olarak algılıyorum. Ben bir de hani biraz da tansiyonu düşürdü, biraz da rahatlatıyor vatandaşlarda. Çünkü işte bankalardaki paramız ne olacak, bir şey olur mu endişesi var. Ama görüyoruz ki ve Talip Bey de özellikle bugün katılmasını istedim. Rehavete kapılmamak lazım ama bankalarımız güçlü. Bunu evet. Özellikle üstüne basa basa söylüyoruz ve rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Ne dersiniz? Evet yani doğru. Bankacılık zaten sisteminde az önce de söylediğim gibi yani rasyolar anlamında şu anda ciddi bir sorun yok. Ama tabii ki bu olmayacağı anlamına gelmez. Tabii. Ama bizim bankacılık sisteminde şu var. Özellikle işte son dönemde menkul kıymet tutma zorunluluğu vesaire bankalar üzerinde bir yük oluşturmuştu. Ama şu anda baktığımızda %11, %12 civarında banka bilançolarının içinde %11-12 civarında olduğunu görüyoruz bunu. Ama Amerika'da işte Silicon Valley Bank battığında bu oran %80'lerdi. Dolayısıyla bizde o tarz bir risk şu an için bankalarda görünmüyor. Tekrar edeyim, olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bankaların yapısı şu anda Amerika'daki bankalar gibi değil. Bir de şu var, yani bizim bankacılık sisteminde 2001 tecrübesi aslında oldukça etkili oldu. Bankacılık sistemi üzerinde etkili oldu. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali bankalar
bu anlamda biraz daha kolay karar mekanizmasını oluşturdular. Yani kolay karar verebiliyorlar. O risk hızlı masaları oldukça iyi çalışıyor bankaların. Evet, yani risk masaları iyi çalışıyor. Dolayısıyla kolay karar alabildikleri için de bir krizde başa çıkma yöntemini iyi biliyorlar. Ben o anlamda bankacılık sektörü üzerinde bir risk görmüyorum. Evet, Sadık Mazanoğlu, çok teşekkür ediyorum. Ayrılmıyorsun. Reklamlardan sonra bir borsayı konuşacağız. Unutmadım onu. Talip Sarıçam, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir buluşma da gerçekleşti. Evet, kısa bir reklam. Reklamdan sonra devam edeceğiz efendim. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.